Meğer bu adamlar zirvede duruyormuş. Yeah. Yani icat. Yani ihracat. Oradan dedim ki o zaman ben Türkiye'yi zenginleştireceğim. Eğer her ülkeyi mucit zenginleştirmişse Türkiye'yi de ben zenginleştireceğim. Çünkü ben Türk'üm. Dizdim, sıraladım, Türkiye'ye geldim, işe başladım. Bundan sonra artık gençlere kalmış. Bir, yürümeli çayır biçmem. Bu sene çıkarttık onu. Bu demek oluyor ki Türkiye tarım aletlerinde dünya lideri olmaya koşuyor. Tüm çayırları biçeceğiz. Türkiye'nin ilk yerli arabasını sürüyorum şu an. Hasan Hocam şununla değişelim mi? Hocam fiyatı ne kadar sorması? Bunların fiyatı... Huzurlu bir pazar günden hepinize merhaba. Merhaba canlar, umarız iyisinizdir. Sizin için güzel bir vlog hazırlayacağız. Kanalımızın önemli konseptlerinden biri de bilim. Ve bugün Mucit Hasan Kum'un ziyaretine gideceğiz. Kendisi Düzce'de oturuyormuş. Çok şanssız yani, Düzce'de oturuyor ve bizim evimize çok yakın bir mesafede. Gidip evet. Kendisiyle sizi de tanıştıracağız. Ünlü Gönül Dağı dizisinde de... Gönül Dağı diye bir dizimiz var. O al dışın icatları sevdirmeye çalışıyor. Bu çok güzel bir şey. Özveriyle icatları destekleyen bir ekip var orada. Benim bir arı kanadı uçağım var. Filmde işlerinde. Ondan sonra arkasından rüzgar türbünü. O da benim. O da gerçek. Ondan sonra kanepe çıktı. Soba borusu. Peki Rıza dayı, sen senede kaç ton kömür yakıyorsun ya? Müthiş bir işlediler. Gerçekten yerli ve milli icatlarımız o film sayesinde ortaya çıktı. Birçok icatlar Mucit Hasan Kum'un icatlarından da arkadaşlar. Ve gidip onun icatlarına bakacağız. Çok hareketli, heyecanlı bir vlog olacak. Kendisi de zaten çok enerjik bir insan. Hadi beraber geçelim. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar, saygıdeğer Mucit Hasan Kum hocamızın fabrikasının önüne geldik. Gördüğünüz gibi kocaman bir fabrika kurmuş. Ve fabrika demek üretmek demek hocam. Tabii. Benim de bu hayatta en hayran olduğum kelime üretmektir. Öncelikle hocam programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Bilim insanları bizim için çok değerlidir. Sağ olun. Ama bunu bilen için gerçekten evet. Evet, ama şöyle, Hasan hocam gerçekten çok eğlenceli, çok genç ruhlu. Kendisi de genç hocam. Yaş kaç? Yaş 65. 65. Allah'ın ömürler versin. Evet, yaş 65 ama ben kendi yaşımı yani 35, ya. Hani 40 o arada görüyorum işte. Çünkü beynen öyleyim. Ya hissettiğiniz yaştasınız derler ya hocam. Evet, evet. Öylesiniz evet, zaten. Evet, evet. Sevgili dostlar, Hasan hocamızın bir sürü icadı var. Sizi tanıyabilir miyiz? Nasıl bu yolculuğa çıktınız? Nasıl bir yolculuğa çünkü çok çıktım. Orijinal bir beyniniz var. Çok farklı evet, düşünüyorsunuz. Videolardan bunu fark ediyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi biz gezme amaçlı yani bir tatil amaçlı Avrupa'ya gönderildim babam tarafından. Evet. Sonra bir vesileyle orada evlendik, nişanlandım. Evlendim, orada kaldım. Dedim ki bu adamlar nerede duruyor? Meğer bu adamlar zirvede duruyormuş. İlerlemiş. Tabii, gelişmiş ülke. Dedim Avusturya'ydı değil mi hocam? Avusturya. Ben. Şimdi bu gelişmiş ülke böyle görünce dedim ki ya bunlar neden böyle zengin? Varlıklı. Göreceksin. Yani yok yok adamlarda. Hiçbir eksik yok. Yani bir genç çocuğun tam hayal ettiği bir şekil. Evet. Ama biz ona ulaşamadık. Bu nedenini araştırdım. Baktım ki bilinmiş. Yeah. Yani icat. Yani ihracat. Evet. Yani bilim, icat ve ihracat. Zaten icat olmadan ihracat olur diyen insanlar yanılır. Oradan dedim ki o zaman ben Türkiye'yi zenginleştireceğim. Eğer her ülkeyi mucit zenginleştirmişse Türkiye'yi de ben zenginleştireceğim. Çünkü ben Türk'üm. Geldik ama bilimin hiç uğramadığı bir yermiş Türkiye. Değisi bile yok daha değil mi? Geldim bir çöle, sen git bir çöldeyim. Sonra dedim ki ya ben bunu, bu ülkeyi bu şekilde de kabul etmem lazım. Yeah. Çünkü bizim eğer bilimden haberimiz olsaydı
O zaman biz de onlar gibi olurduk. Bu arada arkadaşlar Hasan hocamızın YouTube kanalı da var. Orada kendi icatlarından bahsediyor, mekanizmalarını anlatıyor. Kesinlikle takip etmenizi de öneriyoruz. Teşekkür ederim. İcat demek marka demek. Zaten sizin birkaç tane, bir ülkenin birkaç tane yani markası oldu mu yeter. Ya. Sizin cari açığınız diye bir sorun kalmaz. Ben bu insanlar nasıl kalkınmış, neyle kalkınmış, nasıl yapmışlar, hangi yolu izlemişler? Evet. Bunların hepsini tek dizdim, sıraladım, Türkiye'ye geldim, işe başladım. İşe başladınız. Yani nitekim de bugünkü geldiğimiz noktaya kadar çok şükür işleri taşıdık. Bundan sonra artık gençlere kalmış. Evet. İnşallah gençleri de aşıladık sayıyorum. Çünkü bayağı bir kamuoyunda bir ses getirdik. Evet. İcat, buluş, arge, patent, marka nasıl oluşur? Hocam hangi icattan başlıyoruz gezimize? Şimdi isterseniz dizilişinden başlayalım. Tamam. Siz, bir, yürümeli çayır biçme. Bu sene çıkarttık onu. Çayır biçme. Çayır biçme. Arabası. Evet. Yürümeli. Yani evet. Oturuyorsun, oturakta ramuk da taşıyabiliyorsun. Bir tona kadar da yük de çekebiliyor. Hem çayırınızı biçiyor. Evet. Hem yükünüzü çekiyor. Hem de çapa makinesi de monte edebiliyorsun. Gerçekten dünyada en iyisi. Kolaylığı olduğu için kullanımda çok kolaylık sağladık. Evet. Bir diferansiyel icat ettim. Bu diferansiyel bütün tarım aletlerinin kullanımını %500'e buldurdu. Yani dış ülkelerde 100 ise bizde evet. 500. Bu demek oluyor ki Türkiye tarım aletlerinde dünya lideri olmaya koşuyor. Çok güzel. Yani burası yarın tam dünyada duyulduğu an bizim aletlerimiz her ülkede satıma başlayacak. Hocam toplam kaç icadınız var şu ana kadar? 37 ama 2 tane daha ekledik ona. Vay. 39 oldu. Hedef kaç hocam? Hedef kaça kadar gitmeyi artık bilmiyorum. İcat demek dünyada hiç kimsenin düşünüp ortaya çıkaramadığı bir İlk aletin defa düşünmek. Varlığına evet. icat denir. Yapana da mucit denir. Evet. Peki icatsız mucit olur mu? Olmaz. Olmaz. Bunların patentini de alabiliyor musunuz? Tabii tabii. Burada... Duvarda var bizim biliyorsun. Patentler de var. Hepsi patentler mi hocam? Tabii Avrupa'ya satışımız. Be. Her şeyi yaptık. Yani bizde ya. Yasal olmayan hiçbir şey yok. Çok. Yani yasal. Bu çalışırken böyle çalışır bak. Yere göre. Yani zeminin hareketine göre kendini gardını alır. Ondan sonra böyle de çalış bak. Şöyle yani sağ sol şöyle. Yere tam uyum sağlar. Evet. Ondan sonra direksiyonludur. Geri videsi var, fren teşkilatı var. Oturuyorsun, olduğun yerde dön. Oturabilir miyim hocam? Tabii tabii, olduğun yerde dön. Evet. İki tane gazı vardır bu. Bir bitti miydi ona başlıyorsun. Basıyordun değil mi? Evet. Yaklaşsana. Tüm çayları biçeceğiz. İçeri gireyim mi? Tabii. Aa, biz açmamışız ki. Ya. Ya diyorum bunu. Evet. Şeyi açmamışız. Düğmeyi. Düğmeyi aynen. Bu kazma bu şekilde. Yere girdiği anda sakinleşir. Ha. Şimdi havada olduğu için, tekerle olduğu için zıplar. Evet. Kazıyor değil mi hocam? Kazıyor. Mesela. Kazıyor, kazıyor gidiyor. Evet. Mesela kazıyor. Mesela böyle yapıyor. Daha gaz var, daha üzüldü. Arkadaşlar Mucit Hasan Kum'un tüm icatları belgeli, patentli, birçoğu da Avrupa onaylı belgeler. Burada da onların bir kısmı var. Şöyle gösterebilirim.
patent belgesi, işte çay biçme makinesinin veya fındık toplama makinelerinin, bunların hepsi makinesine bekliyorsunuz. Tabii. Evet. Şimdi onlar başvuruldu, onaylandı ama biliyorsun az kadar kalacak. Tam 3 yıl alıyor. 3 yıl alıyor. Evet. Şimdi bunlar çıktık, çıkanlar bellidir. Evet, yıllar alıyor. Arkadaşlar şu an ülkemizin yerli ve milli arabasını deneyeceğiz. Tabii ki bu bir prototip. Tabii ki yani işte bu kaportasıdır, sistemidir. Onların gelişmesi lazım. Hadi beraber sürelim. Hocam şimdi yavaş yavaş dokun bırak. Bak şeye takılabilir. O boynuz var ya. Şunu şunları bir daha da döneyim değil mi? Heh. Türkiye'nin ilk yerli arabasını sürüyorum şu an. Hasan hocam şununla değişelim mi? Değişiriz. Çok güzel. Bu farkında mısın olduğun yere döndün? Evet evet. Aynı alanda. Bu batakta çamurda veyahut da karda kalmaz. Evet. Bunu biliyor muydun? Ya mantıken evet. 2x2 bu. Ya. Yani senin jip, senin jiple yola girelim. Sen çamurda kalırsın, bu kalmaz. O yüzden değişelim diyorum hocam. Evet. Bu gerçekten testleri bitti. Şimdi üretime geçeceğiz inşallah. Ya, inşallah. İlerideki dönemlerde. En az bir 10 milyon TL ilk yatırım lazım. 10 milyon. 10 milyon. Ondan sonra daha bitmiyor. Tabii. Aşağı neredeyse 150-200 milyon TL'ye fabrikayı kurabilirsin. Ya. Bu da çok büyük para değil. Çerez. Evet. Tabii hocam. Ama maalesef. Bizim için büyük görünüyor ama yapmak maalesef, isteyenler için. Maalesef. Evet. İşte buradaki makinelerin hepsini görüyorsun. Şu da fındık toplama aleti. Evet. Bu da tarlalardan fındık topluyor. Evet. Yani bölgemizin tam ihtiyacı. Hocam zaten evet, Düzce Türkiye'nin en büyük ikinci fındık ihracatçısı değil mi? Evet tabii. Yani, o yüzden. Yani gerçekten dört dörtlük tamamen bize ait. Bak ne görürsen burada hepsi bize ait. Bizi hocam değil. Bir de fındık kırma makineniz de var değil mi evet, sizin? Şurada. O da şey, evet şurada. Bu da fındık kırma. İçine döküyoruz fındığı. Döküyorsun patır patır kırıyor. Kendisi kırıyor. Evet. Ayıklıyoruz o kadar. Tabii. Soba da vardı bizim ürünlerde. Evet, bu soba tasarruflu mı? Bak yukarıda. Kaparız. Bunun olayı sadece, nasıl hocam? Hadi. Bunu anlatabilir bu misiniz? Bu 100 kilo odun yerine 50 kilo oduna düşüyorsun. Ya. İnanamazsın. Yara masrafa aynı sıcaklık. Tabii aynı. Daha da fazla. Daha bak sıcaklığı da %25 artıyor. Oo. Yani siz hem odundan tasarruf ediyorsunuz hem evet, de sıcaklık artıyor. Evet. Yani nasıl anlatayım ben? Kömürde aynısı. Evet. Katı yakıtların hepsinde yüzde. Yani 100 kilo kömür yerine 50 kilo kömüre düşüyorsun. Bu ya da ne oluyor? Hem cebine hem de atmosferin kirlenmemesine. Yani hocam, Düzce biliyorsun bu konuda en kirli bölgelerden bir tanesi. Evet. Çevre Bakanlığı biliyorsun raporunda Düzce neredeyse ikinci, üçüncü. Biz de bunu yaptık ama hala fark etmediler. Ya. İnşallah ileride fark ederler. Hocam icatlarınızın çoğu zaten doğa dostu. Hep şunu fark ediyorum. Bir, çevreye zarar vermemek için öncelikliyorsunuz, üretiyorsunuz. Aynen, ben de çok dikkat ederim. Evet. Gübre atma makinesi. Ne makinesi? Toprak altı gübre atma makinesi. Hı. Tamamen bize ait. Hocam tarımı kalkındıracak sistem kurmuşsunuz resmen. Şimdi benden bunu tarımcı istedi. Evet. Yani ben değil. Bana dediler ki toprak altı gübre atma makinesi ihtiyaç var. Evet. Biz kürekten atıyoruz. Evet. Makine olması lazım bayırda, fındıkta biliyorsun. Evet. Tamam dedim, yaptım. Şimdi kütüklü satıyoruz. Hocam bir de sizin şey vardı ya. Mandal vardı farklı mekanizmayla çalışan. Var mı? Dikkat elimizi böyle tutuyoruz. Dirseğe bak. Şu dirseğe bak. Ama bizimkiyle şöyle tutuyoruz. Yani şu dirseğe bak.
Şimdi öyle tutmayla böyle tutma arasındaki farkı aşağı yukarı 20 santim daha ipi yukarıya kaldırabiliyoruz. Yani daha rahat takıyoruz. Var mı burada? Vallahi bilmiyorum. O köyde midir? Köyde olabilir. Mandal da müthiş. Evet. 20 santim daha aşağıdan rahat takabiliyor. Evet. Hem de çıkarması da kolay, takması kolay. Hiç bırakmıyor. De, evet. Ondan sonra parmaklarına takabiliyorsun. Evet. Dedik ki Türkiye'deki mucitleri toplayalım. Çok güzel. Dedik hepsini bir dernek kurduk. Evet. Bir başladık. Mucitleri topladık. Bir baktık içinden hiç mucit çıkmadı. Hep kopyacı. Ya. Dedik ya bu tesadüf oldu. Bir daha topladık. Sonra dünyayı öğrendik ki bir mucit yaşarken ikinci mucit olmuyor. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımıza güzel yorumlar yapmayı unutmayın lütfen. Rabia Hanım burada bak çocuğu evde bırakmış, çocuk aç, çocuk uykusuz. Rabia Hanım kolları ağrıyor ama sizin için burada çekim yapıyor. Kitap falan yazmayı düşünüyor musunuz konuyla kitap, ilgili? Aslında benim yazılarımı şöyle kalınlıkta yazılarım var. Oo. Her şeyi not ettim. Bence hocam evet bu not bir kitaplaştırılmalı. Tabii ben öldükten sonra kitaplaştıracaklar. Bunlar burada üretiliyor. Hepsi, bak şimdi hepsi satılmış. Öyle mi? Teslim edilecek, evet. Ha. Teslim edilecek. Hocam fiyatı ne kadar sorması? Bunların uygunsa... fiyatı 88 bin lira. Oo. Tabii. İç organını görelim. Bana... Hocam bunlar sanırım ısıyı içeride tutuyor değil mi? Tabii çıkamıyor. Hemen çıkmasını önlüyor. Şöyle kabul et. Otobanda gidiyorsunuz. Önünüze bir viraj geldi. 150 suratınız. Keskin bir viraj. Ne yaparsınız? Uçarsınız. Isı demek... 150, yani saatte 150 kilometre hızdan giden bir araç demektir. Yani. Siz onun önüne bir engel koydunuz mu hızlanamaz, devrilir. Yani gidemez. Isı kalıyor odanın içinde, yani atmosfere çıkamıyor. Çok ve güzel. Bu kelebek, işte bu da onu sağlıyor. Bunu yaptığımı normale dönüyor. Kapattığımı tasarrufa dönüyor. Yarım kapatırsan yarım tasarruf oluyor. Evet. Ve bunu Hollanda'ya dahil veriyoruz. Biliyorsun. Öyle mi? Tabii. Tabii. Dahil biçme şey, fındık toplamaları bunları ta Şili'ye kadar, Amerika'ya kadar gönderiyoruz. Vay be. Videomuzun sonuna geldik. Mucit Hasan Kum hocamıza bize değerli vaktinden ayırdığı için çok teşekkür ederiz. Hasan hocamızın çok güzel bir TEDx konuşması var. Onun linkini açıklamalara ekleyeceğim. TEDx konuşmasını mutlaka dinleyin. Burada Hasan hocamızın ürettiği milli bir arabamız var. Burada da benim aracım var ve hocamız arabaları değiştirmeyi düşünüyoruz. Evet. Konuyla ilgili fikirlerinizi de yorumlara yazın arkadaşlar. Bekleyeceğiz değerli fikirlerinizi. Bilim insanı olarak 39 icadı olan bir beyin olarak bugünkü gençlerimize neler önerirsiniz? Yani bugün bilimden biraz uzak düşen gençliğimizin nelere dikkat etmesi lazım? Evet, evet. Benim tavsiyem gençlere asla bir şeyi kabul etmeyecekler. Araştırıp sonucunu gördükten sonra kabul edecekler. Evet. Ve taklit, ezberleme bunları asla önem vermeyecekler. Hocam bu arada size küçük bir hediyemiz vardı. İnşallah size layık olur da beğenirsiniz. Teşekkür ederim. Rica ederiz hocam. Ne demek? Güzel işlere imza atmak nasip olsun çok inşallah. Güzel. Teşekkür ederim.